Herkese merhaba. Yeni bir yazı dizisine başlıyorum. Malum Hulusi Akar'ın portresini tamamladım. Ve ben yazı dizileri olmadan derdimi çok iyi anlatamıyorum galiba. Tafsilatlı bir şekilde anlatmadan konuları izah edemiyorum. Bu da bir tarz sanırım. Öyle bir yazıda zaten özetlenebilecek, işin içinden çıkılabilecek hadiselerle karşı karşıya değiliz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bu Hulusi Akar portresiyle beraber 15 Temmuz için önemli bir boşluğun dolduğunu düşünüyorum. Önemli bir halkanın tamamlandığı kanaatindeyim. Ancak takdir edersiniz ki daha yazılması gereken çok şey var. Aydınlatılması gereken daha çok kör ve karanlık nokta var. Bunlar sırayla yazılacak, yazılmaya devam edilecek. Ancak ben bunlar içerisinde en önemlilerinden birisini şimdi bu yazı dizisinde paylaşacağım siz okuyucularla, takipçilerle. O da 15 Temmuz'un cemaat ayağına dair bilinmeyenler olacak. Yazı dizisinin başlığını söylediğimde zaten birçok şey şekillenecektir kafanızda. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi şeklinde bu başlıkla bir yazı dizisi olacak. Sizin de buradan anlayacağınız gibi neyi anlatacağım bu yazı dizisinde, neler olacak ona biraz değinmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi ben son Can Dündar'ın Köprü belgeseli üzerine yaptığım değerlendirmede de aynı şeyleri söylemiştim. Ki 4 yıldır aşağı yukarı 4,5 yıldır 15 Temmuz'a dair yaptığım konuşmalarda, değerlendirmelerde, yazılarımda aslında aynı şeyi ifade ediyorum. Bir madalyon benzetmesi yapıyorum 15 Temmuz için ve bu madalyonun iki yüz olduğunu ve her iki yüzün de gerçek olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu yüzlerden bir tarafta devlet var. Devletin içerisinde saray rejimi ve onun en tepesindeki cumhurbaşkanı var. Ve onunla ittifak halinde hareket eden, bileşenleri olarak tarif edilen bir takım unsurlar, sivil askeri unsurlar, istihbarat teşkilatı var. İstihbarat teşkilatından bazı aktörler var. Genelkurmay'dan, silahlı kuvvetlerden bazı unsurlar var. Onun dışında paramiliter güçler var sahada olan ve planlamada olan. Bir İttifak bütünü diyebiliriz. Diğer tarafında ise 15 Temmuz madalyonunun diğer tarafında ise işte bu bahsetmiş olduğumuz müttefiklerin fail olarak ilan ettikleri 15 Temmuz'un faili olarak ilan ettikleri cemaat var. Cemaat tarafı ise siz de çok iyi biliyorsunuz şöyle bir savunma yapıyor. Biz darbe yapmadık, darbe girişiminde bulunmadık. Bu bir tuzaktı, kumpastı, hatta kimileri bir tiyatro olarak da nitelendirdi biliyorsunuz. İçimizden buraya dahil olmuş olanlar olabilir, evet. Fakat onlar bizim kararımızla homojen bir şekilde 15 Temmuz'un içerisine dahil olmaktan ziyade münferit olarak ya kandırılmışlardır, bunun emir komuta zinciri içerisinde olacağını düşünerek hareket etmişlerdir. Ya da bizim değerlerimize ihanet ederek bu yola tevessül etmişlerdir şeklinde bir açıklama yapıyorum. Şimdi ben de bu yazı dizisinde 15 Temmuz'a cemaatin nasıl sürüklendiğini anlatırken şunları ele almak istiyorum. Bir kere en bilinen örnekten başlayayım. Akıncı üssünde 4 sivil yakalandı ve bu 4 kişinin cemaatin sivil imamları olduğu ifade ediliyor biliyorsunuz. Bunlar kim? Gerçekten cemaatin imamları mı? Eğer öyleyse vazifeleri neydi? Hangi görevi yapıyorlardı? Ve Akıncı üstünde ne işleri vardı? Onlar oraya kim çağırdı? Ve onun öncesinde ki ben bu yazı dizisi 15 Temmuz akşamı neler yaşandığını odaklanmayacağım. Onu açık söyleyeyim. O noktaya nasıl gelindiği adım adım merhaleleri kaleme almaya çalışacağım ben. Cemaat Gülen Hareketi içerisinde ekipler ve bunlar arasındaki mücadeleler, tasfiye hareketleri, dizayn çalışmaları, kendi içlerinde kurdukları bir takım entrikalar, kumpaslar, hazırlanan bir takım oyunlar ve bunlarla beraber yaşanan bir güç savaşı ya da kimilerine göre Gülen Hareketi içerisinden birilerinin ifadesiyle güç savaşı değil ama bir ihanet şebekesi var. Kaldı ki ihanet şebekesi olarak suçlananlar da diğerlerine benzer suçlamalar yöneltiyorlar. Sürgüt devam eden bir kakofoni var Gülen Hareketi içerisinde. İşte ben bunların gayet anlaşılabilir bir şekilde ve somut bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu yazı dizisinde gözler önüne sermeye çalışacağım. Şunu özellikle vurgulamak isterim.
Bu çalışma 4 yılı biraz aşkın bir süredir var olan, devam eden bir araştırmanın ürünü olacak. 15 Temmuz'u ilk araştırmaya başladığım, bu konu üzerine ilk kalem oynatmaya başladığım sırada aynı zamanda 15 Temmuz'un Gülen hareketine bakan yönleri üzerine eğilmeye başladım. Araştırmalar yapmaya başladım. Görüşmeler yaptım, notlar aldım, klasörler açtım ve her geçen gün bunun içini doldurmaya gayret ettim. Bazı ulaştığım bilgileri teyit etmeye çalıştım. Somutlaştırmaya, ete kemiğe büründürmeye çalıştım. Birçok farklı kaynakla görüşerek, çapraz sorgulamalar yaparak ve muhatapların kendilerine de ulaşarak, onlara da soruları yönelterek, onlardan cevaplar alarak bir fotoğrafa ulaştım. Genel bir fotoğrafa ulaştım. Elbette ki her şeyi aydınlatacağımı iddia etmiyorum. Bütün soruların cevaplarını vereceğimi iddia etmiyorum ki bu mümkün değil, belki hiçbir zaman olmayacak. Ancak kaba hatlarıyla ben kendim bir gazeteci olarak bir neticeye, bir kanaate, bir yoruma ulaştım. Okuyucularla da bunu paylaşmak istiyorum. Mesela orada şöyle bir ifade kullandım. Muhataplara ulaşarak kendilerine sorular sordum dedim. Şimdi bu yazı dizisini tanıtırken bu videoda özellikle şu bilgiyi vermek isterim. Sizin de neyle karşılaşacağınızı hazır olmanız açısından bir isim var. Bütün bu macera içerisinde, bütün bu kaos içerisinde, oyun içerisinde ya da hazırlık içerisinde ismi geçen çok önemli, kilit, kritik bir isim var. Bunu ne Türkiye kamuoyu çok fazla duymuştur, o ismi tanır, ne de cemaat tabanı bu isim hakkında malumat sahibidir. Birçokları belki ilk kez duyacak. Evet, sosyal medyada bir iki kere bazı hesaplar bu ismi zikrettiler ama çok detaylı değildi ve yani o kadarla sınırlı kaldı. Bu isim kim? Mehmet Değerli. Mehmet Değerli, Gülen cemaati içerisinde özellikle belli bir katmanın, belli bir seviyenin üzerindeki herkesin tanıdığı, bildiği, senelerdir konuştuğu ama tabii ki kapalı kapılar ardında konuştuğu, kitleler önünde bahsetmedikleri, zikretmedikleri bir isim Mehmet Değerli. Ve bu Gülen cemaati içerisindeki belli katmanların üzerindeki insanlar derken kastettiklerim birçoğu Mehmet Değerli'yi şöyle tarif ediyorlar. İşte bize kurulan kumpasın, bize kurulan tuzağın en önemli aracısı, aktörü, figüranı Mehmet Değerli'dir. Mehmet Değerli'nin o süreçte oynadığı rol cemaati manipüle etmek ve 15 Temmuz tuzağına çekmektir şeklinde suçlamalar yapıyorlar. Dediğim gibi taban için bu yeni bir bilgi olabilir. Fakat bütün bu iddialara yazı dizisiyle birlikte vakıf olacaksınız. Cevapları da okuyabileceksiniz. Ben Mehmet Değerli'nin kendisiyle birkaç defa uzun görüşmeler yaptım. Kendisine bütün soruları yönelttim ve hala aslında bitmiş değil. Ara ara yine görüşmelere devam ediyorum. Belki yazı dizisi devam ederken bir yandan ben Mehmet Değerli'ye hala bazı soruları yöneltmeye devam ediyor olacağım. Kendisi yönelttiğim ve başkalarının tabii ki kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları cevapladı. Bir kısmı için bunlar benimle mezara gidecek. Bunların bazıları benimle işte kendi ifadesiyle söyleyeyim hoca efendi arasında sırdır dediği konuları açıklamadı ama onun dışında sorduğum hemen her soruya cevap verdi ve karşı argümanlar da getirdi. Karşı suçlamalar ve karşı iddialar da ortaya attı. Ben onlarla ilgili de muhataplarına ulaşmaya çalıştım. Kimilerine ulaştım, kimileri cevap vermedi, kimileri verdi. Onları da bu yazı dizisinde bulacaksınız. Bununla beraber, yani bu yazı dizisiyle beraber bilhassa cemaat tabanının 15 Temmuz'dan bu yana adeta kıvranarak cevap bulmaya çalıştığı bazı soruların cevaplarını bulacaklarını düşünüyorum. Bununla beraber yine cemaat tabanından birçok insanın kafasının daha da karışacağını ve bana yine belki çok sert eleştiriler ve tepkiler yönelteceklerini hatta yine sosyal medyada linçe uğrayacağımı tahmin ediyorum. Ki kuvvetle muhtemel olacaktır. Belki de şu ana kadar karşılaştıklarımın en şiddetlisi olacaktır. Buna da tabii ki hazırlıklıyım. Göze alarak başlıyorum ve şunun altını özellikle çizmek isterim. Bunları yadırgamıyorum. Bunlara kızmıyorum. Hatta son derece anlayışla karşıladığımı vurgulayabilirim.
Tabii ki bir parantezle bazı art niyetlileri, özellikle vazifeli olarak hareket eden, algı için hareket eden bazı hesapları, bazı troll hesapları katmadan, ben cemaat tabanı olarak tarif edilen insanların, kitlelerin geneli için bunu söylüyorum. Anlayışla karşılıyorum çünkü 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını, 40 yılını bu hareket içerisinde, bu camia içerisinde geçirmiş. Belli kademelerde görevler almış, belli vazifeler ifa etmiş ve bunca yıllık camia hayatı içerisinde şahit olduğu, bildiği, tanıdığı bir hareket var. Bir hizmet hareketi var, işte Gülen hareketi var. Ama ortaya atılan iddialara baktığınız zaman, özellikle 17 Aralık'tan bu yana ve bilhassa 15 Temmuz'un ardından ortaya atılan iddialara baktığımda, kendi dünyası ile, kendi dağarcığı ile, şahit olduklarıyla, tanıdıklarıyla, gerek olaylar, gerek yapılan hizmetler, faaliyetler, gerekse de insanlar bazında söylüyorum, bu ortaya atılan iddiaları bağdaştıramıyor. Asla yan yana getiremiyor ve söylenen her sözü adeta psikolojik harbin bir parçası olarak, bir uzantısı olarak algılıyor, kabul ediyor, bir operasyon olarak görüyor ve reddediyor, karşı çıkıyor, isyan ediyor, itiraz ediyor. Bir de bu kadar acının üzerine, bu kadar bedel ödemişken, gerçekten çok, yani tarihin ender gördüğü trajik hadiselerinde, süreçlerinden birisine şahitlik ediyoruz şu anda. Onun kahramanı ya da mağdurları olarak tarif edilebilecek insanlardan, şu anda olan bir tane bu kadar önemli hadiseyi yüklenmesini, bunun sorumluluğuna katlanmasını beklemek biraz insafsızlık olur diye düşündüğümden anlayışla karşılıyorum, yadırgamıyorum diyorum. Bunlar normal, bu tepkiler normal olacak. Çünkü bu çekilenlerin, bu ödenen bedellerin bir şey uğruna olduğuna inanıyor. İnsanlar öyle inanmak istiyor. Bildiği bazı şeylerin yanlış olması ihtimali onu huzursuz ediyor, rahatsız ediyor. Tutunacak dallarının kırılması ya da yaslandığı duvarın yıkılması gibi bir ihtimal onu huzursuz ediyor. Çünkü yani evet, biz bir şey uğruna bunlara katlanıyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, yarınlarımızı bile feda edercesine adeta bir bedel ödüyoruz ama bu bir şey uğruna çekiliyor derken, ama aynı zamanda bizim işte abi bildiğimiz, hoca bildiğimiz, güvendiğimiz, her şeyimizi emanet ettiğimiz insanlar da bize ihanet etmiş olabilir mi? Bu başımıza gelenlerde onların da payı, sorumluluğu olabilir mi gibi bir soruyla yüzleşmek istemiyorlar. Ve bundan dolayı da bazıları inkarı seçiyor, bazıları tepki gösteriyor, kızıyor ki neyse, bu belki başka videonun konusu olacak. Şimdi amacından sapıp başka bir yere gelecek konu. Burada keseyim. Fakat bununla ilgili daha sonra söyleyeceğim şeyler olacak. Özetle şu şekilde bağlayayım. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi yazı dizisiyle beraber biz neyi öğreneceğiz? 15 Temmuz'a giden süreçte belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, hatta 20 yıl öncesinden başlayarak adım adım Gülen hareketinde yaşananları ve o geceye herkesin artık köprüde, Akıncı üstünde şahit olduğu o olaylara nasıl gelindiğini, o dizayn çalışmaları, o ayak kaydırmaları, o grup içi entrikaları, tasfiye hareketlerini, oyunları bir bir masaya yatırmayı ve bazı karakterleri, bazı figürleri size tanıtmayı planlıyorum bu yazı dizisinde. Çok yakında görüşmek üzere diyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler.